Vaginismus cinsel ağrı bozuklukları sınıflamasında bu grubun içinde yer alan bir psikofizyolojik bozukluktur. Ancak son Mayıs 2013 itibariyle Amerikan Psikiyatristler Derneği genitopelvik ağrı bozuklukları diye yeni bir sınıflama yapmış ve vaginismus tabirini bunun içine koyarak burada bütünleştirmiştir. Dolayısıyla aşağı yukarı 160 yıldır SIMS 1861 yılında vaginismusu ilk olarak tabir olarak kullanmıştır. Amerikalı ünlü jinekolog 160 yıldır kullanılan bu terim son olarak gene Amerikan Psikiyatristler Derneği tarafından değiştirilmiştir. Vaginismus esasında dediğim gibi psikofizyolojik bir cinsel ağrı bozukluğudur. Ancak cinsel ağrı bozukluğu olduğu şu anda ciddi biçimde tartışılmaktadır. Peki neden olmaktadır? Açıkçası dünyada 3 büyük merkez bulunmaktadır. Bunlardan bir tanesi New York'tadır, bir tanesi Kanada'dadır, diğeri de İsrail'dedir. Bu merkezler cinsel ağrı bozuklukları da spesifize olmuşlardır. Özellikle Kanada merkezi, Binnick ve arkadaşlarının yıllarca boyunca süren çalışmaları sonunda zaten Amerikan Psikiyatristler Derneği bu tanımlamayı değiştirmiştir. Vaginismus hastalarının çok özel bir kişilik yapısı vardır. Bunlar son derece mükemmelliyetçi, defansif mekanizmaları son derece gelişmiş, haksızlığa asla dayanamayan, çevrelerinde duvarları olan, arkadaşları tarafından çok sevilen, çok sosyal olan ama o duvarın içine çok az insanı alan, birilerine çok az sırlarını anlatan, esasında içine kapalı ve sırlarını kolay kolay kimseye vermeyen son derece mükemmelliyetçi ve son derece akıllı kadınlardır. Sorun, bu kişilik yapısıyla beraber bir şekilde vaginalarıyla, ki vagina sonuçta cinsel ilişki için yaratılmış bir organdır. Vaginalarıyla kendi öz benliklerini öylesine özdeşleşirler ki oraya herhangi bir şeyin penetre olması, giriyor olmasını kendi öz benliklerine bir saldırı olarak değerlendirirler. Ve bundan kaçınmak için de bir bilinçaltının etkisiyle bir fobik korku yaratırlar. Bu fobik korku da şöyledir. Eşinin, çünkü eşini de sıklıkla onlar seçer, o kişiyi onlar seçer. Vaginismus çiftlerinin ilişkisi çok özeldir. Kocalarıyla olan ilişkileri çok özeldir. Sıklıkla onlar seçer ve eşinin penisine karşı bir fobi gelişir. Şöyle der bilinçaltının tepkimesiyle. Benim eşimin penisi çok büyük ve benim vaginam aslında çok küçük. Bu ilişki sırasında ben paramparça olacak, kanayacağım vesaire gibi bir fobi geliştirir. Ve bu fobi aynı zamanda panik atakla tezahür eder. O an geldiğinde yazar bazı sitelerde, gerçekten o an geldiğinde ilişkide bulunmaya çalıştıklarında kadın ciddi bir panik atak geçirir. Artık sanki o değildir. Çünkü zaten o akşam için hazırlanmıştır. Bu akşam yapacağım diye defalarca kendine telkin etmiştir. Ama ne yazık ki kendi telkinleriyle bunu başaramayacaktır. Çünkü ciddi biçimde bir adeta ölüm korkusuna eşdeğer bir korku yaşamaktadır. Ancak buradaki diğer bir problem, yani Amerikan Psikiyatristler Derneği'nin genitopelvik ağrı bozukluğu yapmasının bir sebebi de vaginismus hastalığının %21'inde organik ağrı bozukluğu görülmesidir. Bizim vulvar vestibülitis sendromu dediğimiz apayrı bir tablo vardır. Dolayısıyla bu ikisi birbirine kenetlenmekte ve bu ağrı problemini, ilişki sırasında duyulan ağrıyı çok daha fazla arttırabilmektedir. O nedenle vaginismus hastası değerlendirilirken her bağlamda değerlendirilmesi, sadece bu bahsettiğim kişilik altyapısı, fobik korkusu değil, aynı zamanda pelvis tabanı, yani genital bölge, alt bölge, kadın bölgedeki o kas yapısındaki spazmın da çözülmesi gerekmektedir.